Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir pasta tarifim olacak. Kumlu pasta hazırlayacağız hep birlikte. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Kekimizi hazırlamaya başlayalım. 3 tane oda sısındaki yumurtamı kaseye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve iyice köpük köpük olana kadar çırpacağım. Bir çay bardağı sütü ve bir çay bardağı sıvı yağımı ilave edip tekrar çırpmaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ilave ediyorum. Unu ilave etmeye başlıyorum. Unu azar azar ilave ediyorum. Ve bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum homojen bir kıvam alana kadar. Kekimin kıvamı bu şekilde. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım ama siz yine de kontrollü ekleyin. Daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Şimdi yağlanmış kareborcama kek harcımı döküyorum. Kek harcımı yağlanmış kareborcama döküyorum. Ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kekimi kontrollü olarak pişiriyorum. Pastanın pudingini hazırlamaya başlayalım. 3 su bardağı soğuk sütü tencereye aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı toz şeker. Çok lezzetli bir puding oluyor. Normalde kuplara yaparak da bu tarifi deneyebilirsiniz. Çok leziz oluyor. Ocağı alacağım ve kaynayana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte pişireceğim. Burada bir paket kakaolu petit beurre bisküvim var. Petit beurre bisküvilerimi robotla iyice kum gibi olana kadar çekiyorum. Kekim pişti ve ılık kıvama geldi. Şimdi 1,5 su bardağı soğuk sütle ıslatıyorum. Her yerini eşit şekilde. Hazırladığım pudingimi pastamın üzerine döküyorum. Bir spatula yardımıyla pudingimi yayıyorum pastamın üzerine. Çok lezzetli bir puding oluyor. Her yere eşit gelecek şekilde pudingimi yayıyorum. Bisküvilerimi robotla iyice çektim. Bakın bu şekilde kum gibi ince ince olması gerekiyor. Şimdi pastamın üzerine yayıyorum. Bir kaşık yardımıyla pastamı bu şekilde düzeltiyorum. Süslemesi için üzerine fıstık kullanacağım. Evinizdeki başka malzemelerle de süslemesini yapabilirsiniz. Pastanı dolapta 1 saat kadar dinlendirdim. Vaktiniz varsa mutlaka 3-4 saat kadar dinlendirin. Şimdi dilimlemeye başlıyorum. Pastamı çıkartıyorum şöyle bir dilim. Sizlere göstermek istiyorum dilim şeklini de. Bakar mısınız?
Mükemmel bir kek oldu. Dokusuna ve yumuşaklığına da bakalım hemen. Bakar mısınız? Nemli keki ipeksi kremasıyla gerçekten tam bir lezzet bombası oldu. Bugün sizlerle birlikte kumlu pasta hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.